Ben kızdım mı bağırırım. Kim olursa olsun bağırırım. Çünkü haklıyım. Ben gidiyorum Masat Hanım'a. Mekanı bırakıp gidiyorsunuz. Dönüyorum, kimse yok. Öyle sen? Seni kendine izin veriyorsun be. Böyle işçilik olmaz. Burası ekmek kapısı. Sahipsiz bırakılır mı? Bu seferlik affettim. Ama bir daha olursa gözünün yaşına bakmam. Sana ilk gün söyledim. Ben tembel adamı sevmem. Öyle sen? Sen bir daha habersiz bir yere git. Kafanı kırarım senin. Gel otur bakayım şöyle yanıma. Dur. Ocakta et var. İyi, bak yamasın. Şerefe. Şerefe. Şimdi olacak şeyler değil bunlar ya. Kafamı attırırım seni açtım. Müşteri geldi. Evet, ben bir bakayım. Hadi git bak, git bak. Dalga geçmek yok. Adam gibi çalış. Yoksa kovarım, bu gece kovarım Rappenaki için. Hadi git bak. Müşteriyi bekletme oğlum işte. Klaksona basıyor yani. Neyse mazot mu, benzin mi ne istiyorsa. Sen yeni mi geldin buraya? Evet. Kamil Usta yok mu? Uyuyor. İyi, şunun yağına bakıver. Peki. Tamam. Ne dediler? Önemli değil. Yağa baktım gittiler. Korkuyorum. Ya başaramazsak? Korkacak bir şey yok. İyice kafayı buldu. Bir şişe daha içti mi iş kolaylaşır. Mine! Ben artık sensiz yapamam. Seni seviyorum. Böyle konuşma, dayanamıyorum. Mine! Mine! Nerede kaldı burada? Bağırıyorum, bağırıyorum. Delirdin mi sen? Bağırma! Sus!
Başından ayrılmayın kızım. Sürekli kontrol edin. Peki efendim. Çok kan kaybetmiş. Midesini de yıkadık. 2-3 gün burada kalırsa çok iyi olur. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Bırak beni hayvan herif, bırak! Müşteriler bekliyor, bırak! Hırçınlaşma gene! Meyve söyleyeyim ben. Ben bir karışık meyve rica edeceğim. Peki. Aldıkları işçiyle karıştırıyormuş. Duyduğuma göre Kamil Bey'i de onlar hastanelik etmiş. Sahi mi? Sahi ya. Ya. Nereden geldin? Nasıl girdin hayatıma? On çocuklu bir ailede büyüdüm. Babam kömür işçisiydi. Annem ve babam ikisi de erken öldü. Annem çocuk doğurmaktan, babam da göçük altında kalarak öldü. Kardeşlerime bakmak için yapmadığım iş kalmadı. Tüm gayretlerime rağmen kardeşlerimden ikisi, biri veremden, diğeri kansızlıktan öldü. İşte o zaman çıldırmaya başladım. Doğru dürüst bir işim olsaydı, iyi beslenselerdi belki ölmeyeceklerdi. Çok sevimli iki kızdı biliyor musun? Yüzleri gözümün önünden gitmiyor. Soygunculuğa, kumara, dolandırıcılığa başladım. Onları sıcak bir evde yetiştirmek için. Ekmek götürmek için. Bir adamla beraber soyduk kuyumcuyu. Polis sıkıştırdı, kaçtık. Adam yaralandı. Onu bırakıp kaçtım. Bekleyemezdim. Bir kömür kamyonuyla benzin istasyonuna geldim. Seni gördüm. Ayağım bağlandı. Gidemedim. Yaşamayı seviyorum. Çünkü sen varsın. Bu güzel dünya var.